Kırsal kalkınma hamleleriyle Antalya'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılmasına destek sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın dayanışma kooperatifleriyle işbirliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi altın bitki olarak bilinen safranı kadın kooperatifleri aracılığıyla Elmalı'da toprakla buluşturdu. Kırsal kalkınma hamleleriyle Antalya'da tarımsal ürün çeşitliliğinin arttırılmasına destek sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın dayanışma kooperatifleriyle işbirliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün temin ettiği safran soğanı tohumlarının ekimi Elmalı Çukurelma ve Yaka Çiftlik mahallelerinde gerçekleşti. Toprak Ana ve 7 Renk Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifleri ile birlikte gerçekleştirilen projeyle safran bitkisinin bölge halkına ve kadın üreticilere ek gelir sağlaması hedefleniyor. Elmalı Belediyesi'nin de destekleriyle tahsis edilen 2 dekar tarım alanına safran soğanı ekimi yapan kadın üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu eğitimler ve desteklerden en verimli şekilde yararlandıklarını belirterek Başkan Muhittin Böce'ye teşekkür etti. 18-19 tane kadın Büyükşehir Belediye'mizin verdiği eğitimden yararlandık. Bununla birlikte de Büyükşehir Belediye Başkanımız bize safran bitkisinin tohumlarını verdi. Elmalı Belediye Başkanımız da yer tahsislerinde bulundu. Belediyelerimizle birlikte kadınlarımızla çalışıyoruz. İlçede denenen bu alternatif bitkinin üretim çalışmasının kendilerini son derece memnun ettiğini söyleyen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, üretime olan katkısından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böce'ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kadınlarımıza öncülük yapıyoruz. Safran bitkisini burada dikiyoruz şu anda, dikimini gerçekleştiriyoruz. Buradaki üretilen ürünlerin satışını sağlayacak ve bununla birlikte kadınlar tarımımıza destek olmaya, üretime destek olmaya, tarıma destek olmaya Sayın Muhittin Böcek Başkanım her zaman olduğu gibi devam ediyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, safran bitkisi ekimi ve hasatına kadar olacak evreyle ilgili kadın üreticileri bilgilendirdi.